Sayın izleyiciler, Bediye Akartürk ve saz arkadaşları ile programın sonunda tekrar birlikte olacağız. Şimdi kıymetli güldürü ustalarımız Müjdat Gezen ve Perram Kutman'a bırakıyoruz ekranlarımızı. Değerli izleyiciler, şu anda genç bir ses sanatçısıyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben buraya şarkı söylemek için geldim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki benim kafama takılan bazı şeyler var. Görüyorum, çok da yakışmış. Hayır, ben kordonyalarımdan söz etmiyorum. Benim kafama takılan... Tokalaşmayı. Ay, tokalaşmayı unuttum ben. Özür dilerim, affedersiniz. Yani ben şöyle bir şey belirtmek istiyorum ki sizlere... bazı eski türkü ve şarkıların sözlerinin... tam olarak manalarını manalandıramıyorum. Biraz açık konuşursanız daha iyi olacak. Çünkü ben de ne dediğinizi pek manalandıramıyorum. Hayır, şöyle oluyor. Mesela şarkının yarısına kadar anlıyorum... yarıdan ötesini anlayamıyorum. Nasıl oluyor? Şöyle tuhaf oluyor. Mesela şöyle oluyor, karam. Hani köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye. Meşhur bir türküdür bu ya. Evet, ben bakın orasını anlıyorum, ondan sonrasını anlayamıyorum. Nasıl oluyor bu? Şöyle diyor, 80 şeftaliye pazar eyledim, yanılıkta 100 almışım, neyleyim karam diyor. İyi ya işte, ne var bunda desin. Desin olur mu? İşte bunu deyince gazinolar birbirine giriyor. Ne oluyor? Tam bu 80 şeftaliye pazar eyledim deyince... ah çekenler, göğsüne vuranlar, bağırışanlar, yandım Allah diye bağıranlar olur mu? Olur tabii hanımefendi, adam oraya 80 şeftali almak için gelmiş, yanlışlıkla 100 şeftali alıyor. Yani 20 şeftali fazla alıyor. Tabii ya. Bunun için bu kadar yırtılmaya değer mi acaba? Sonra şimdi anlamadığım bir şey daha oluyor, müzikle söz birbirini tutmuyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor, mesela bir türkü, anan öle Cemil, baban öle Cemil, öksüz kalasın Cemil, yetim kalasın Cemil, olur mu? Oynuyor. Anan ölsün, baban ölsün, hoppada hoppada oynamak, olur. Peki, şöyle bir şey var, bakın şimdi, bunun da sözle şarkı bir... Tutturun. Nasıl tutturayım kardeşim, tutturun demesi kolay, şöyle oluyor. Ne güzel de oynarsın. Fıkır fıkır kaynarsın, şen şakrak hem güzelsin, ateşine yakarsın. Bak 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 şimdi, ağır oldu olmadı. Bir de İzmir'in içinde var. İzmir'in içinde ne var? Şarkı var. Öyle mi? Ben fuar var zannediyorum. Nerede? İzmir'in içinde. Hem şarkı hem fuar var. Değil mi? Tabii şöyle, İzmir'in içinde anam vurdular beni, alkanlar içinde anam koydular beni. Ondan sonra şöyle devam ediyorum. Ondan bundan canım, sevişelim acalım, çal paranı al da gel, gel oyna. Bu olur mu? Adam orada alkanlar içinde yatıyor, haydi gel oyna, şundan bundan oyna. Olur mu? Olmaz değil anladım, mi? Anladım, haklısınız. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yani anladığımız kadarıyla siz bu şarkı ve türküleri beğenmiyorsunuz. Hayır. Peki siz acaba dinleyicilerimize, izleyicilerimize ne okuyacaksınız? Ben gençliğin sorunlarına değinen bir şarkı okumak istiyorum. Batı müziği tarzında bir aranjman oluyor bu. Pekala, buyurun, sizi izliyoruz. Hep beraber haydi hop oynayalım.